31 Mart baharının lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel'i anons ediyorum. Uğruna her şeye değer, biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Efendim, çiçek takdim edecek Ceyhan İlçi Örgütü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e. Değerli basın mensupları, işimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere. Hazırız biz yine, durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Merhaba Adana, merhaba Ceyhan. Gönlü güzel insanlar, havası güzel şehrin, gönlü güzel, yüzü güzel, kalbi güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Yerel seçim sürecindeyiz. Hep birlikte çalışıyoruz. Elbette her yere gitmek istiyoruz. Ama hepsine birden yetişmek mümkün değil. Planlama yaparken elbette Adana'ya gelinecek, ancak arkadaşlara dedim ki Adana'ya gideceğiz, gittiğimizde mutlaka Ceyhan'a da gideceğiz. Niye dedim? Çünkü Ceyhan'da yarım kalan bir şarkımız, eksik kalan bir hikayemiz var. Kadir Aydar'ın yıllar sonra Ceyhan'ı sosyal demokrat, halkçı bir belediye başkanı olarak size emanet etmiştik. Siz de oylarınızla Ceyhan'ı kimin yöneteceğine karar vermiştiniz. Ama o gençliğiyle, o cevvalliğiyle daha 33 yaşında işe girişti. İnanılmaz işler yaptı. Kısa sürede bu kadar çok işi nasıl yapıyor bu genç adam diye herkes konuşurken birileri hazmedemedi. Ona kumpas kurdular. Yargı oyunları yaptılar ve hep beraber Kadir Aydar'ı yargı oyunlarıyla görevinden aldılar. Biz sakince takip ettik. Desteğimizi verdik, ona inandığımızı söyledik. Mecliste Ceyhan'ın iradesine, Kadir kardeşimize sahip çıktık ve gün gelecek, devran dönecek, sandık bir daha gelecek, Kadir Ceyhan'a bir daha gelecek dedik. Dün akşam kendisiyle birlikte oturduk. Büyük bir heyecan içinde 31 Mart'a kadar gün sayıyordu. Anlattı bana, bir meydan var dedi. Orayı ben yaptım, şimdi orayı Türkiye'nin en güzel meydanı yapacağım dedi. Biz dedi Ceyhan'ın iki yakasını Zeydan Başkan'la bir araya getireceğiz. Artık tren yolu Ceyhan'ı ortadan ikiye bölmeyecek. Biz Zeydan Başkanım'la karar verdik. Oraya bir üst geçit yapacağız dedi. Çöp sorunu var. O çöplüğü ortadan kaldıracağım. Orayı kentin en güzel meydanı yapacağım dedi. Yoksullara sahip çıkıyordum. Yaşlılarımıza sahip çıkıyordum. Gençlerimize sahip çıkıyordum. Hepsi eksik kaldı, yüreğimde kaldı. Hepsini tamamlayacağım dedi. Şimdi ben de dedim ki gideyim ona oy isteyeyim. Kadir'e destek isteyeyim. Ama bakıyorum ki Ceyhan'ın vicdanı harekete geçmiş. Ceyhan kararını vermiş. Ceyhan Kadir Aydar diyor.
Değerli Ceyhanlılar, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının her biri, en başta Zeydan Başkan örnek gösterilebilir, seçilene kadar koyu partili bunlar. Ama seçildikten sonra kimseyi ayırmazlar. Kimseyi. AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili, DEM Partili ayırmazlar. Eğer ki bir insan Kürttür, Türktür, Alevidir, Sünnidir, Lazdır, Çerkezdir, göçmendir, Arap'tır. Hepsi bizim canımızdır, başımızın tacıdır. Hepsi başımızın tacıdır. Kadir Başkanım belediyeye gidince belediyede kapıyı yine ardına kadar açacak. Belediyenin kapısı bütün Ceyhanlılara, bütün Adanalılara ardına kadar açık olacak. Çok mu seviyorsun Kadir Başkan'ı? Kadir Başkan'ı seçmek için sabırsızlanıyor musunuz? O da size hizmet etmek için sabırsızlanıyor. Bugün sabah Osmaniye'deydim. Sabahın 10'u, düz içi, meydan dolu. Ramazan mübarek gün, meydan dolu. Düz içinden Osmaniye'ye geçtik. Saat 11, meydan dolu. Bugün Ceyhan'a geleceğiz. Ramazandır, pazardır, saat erkendir dediler. Dedim ki siz Adana'yı bilmiyorsunuz, siz Ceyhan'ı bilmiyorsunuz. Tayyip Bey'e not veriyorlar, 25 bin kişi var, bakıyor 5 ile çarpım söylüyor. Tayyip Bey, çarpım detlerine güvenme. Meydanlara güven, meydanlara, meydanlara güven. Bugün burada çok sayıda emekli de var. Bir emekliler elini kaldırsın görelim. %70 en düşük emekli maaşı alanlar kaldırsın bir göreyim. Kaç para alıyoruz? Zeydan Başkanım, bu Türkiye'nin en güçlü, en kalabalık, en mağdur karosu. Emekliler korosu. 10 bin lira diye acıklı bir şarkı söylüyorlar. Aslında bu emeklilerin durumu bu kadar kötü değildi. Tayyip Bey'in geldiğinde bir emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Tayyip Bey size hiç karışmasa, hiç ilişmese, düzeninizi hiç bozmasa 1,5 asgari ücret bugün 17 bin liradan 26 bin lira yapar. Allah bereket versin. Ama geldi, emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim dedi. Ama bütün hesabı TÜİK'e göre yaptı. TÜİK ne demek? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu TÜİK. TÜİK Tayyip Bey'i üzmüyor ama emekliyi üzüyor. Gerçek enflasyon %120, TÜİK 68 hesaplıyor. İşin kötüsü bu sene TÜİK 68 demesine rağmen Tayyip Bey son zamda 7500'ü 10.000 yaptı. %33 emekliye yeter dedi. Emekliyi perişan etti. Şimdi emeklilerle birlikte bir hesap yapalım. Ama siz bu hesabı bütün Ceyhan'da, bütün Adana'daki emeklilere anlatın, bir de siz yapın. Türkiye'de her hesap şaşar. Bir hesap şaşmaz. Ne hesabı şaşmaz? Altın hesabı şaşmaz. Bakın, 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira, git sarrafa 2,5 çeyrek altın alamıyorsun.
Şimdi bir emekli cebinde bir tane çeyrek altın olsa, yürürken eve varsa baksa ki kaybetmiş, döner gider arar değil mi? Bütün Adana'yı, bütün Ceyhan'ı gezer. Ya değerli büyüklerim, bir emekli değil, her emekli. Bir sefer değil, her ay. Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybediyor. Peki bir çeyrek altın kaybedince düşürdüğün yerde arıyorsun değil mi? Bunu siz nerede kaybettiniz? Seçim sandığında kaybettiniz. Tayyip Bey gelince kaybettiniz. O gelmeden önce çeyrek altında 8 altın alıyordunuz. O zaman nerede arayacaksınız? Kaybettiğiniz yerde, yani 31 Mart günü nerede arayacaksınız? Sandıkta. 31 Mart günü sandığa gidilecek, kaybedilen altın aranacak. Altın anlamam. Altını her kim kaybetmiş ben bulayım. Ben boğazıma bakarım diyene de şunu anlatayım. 2015 yılında hatırlayalım ve selamlayalım. Birisi çıktı dedi ki emekliye 2 bayramda birer ikramiye. Kim diyor? Kemal Kılıçdaroğlu. Bir alkış yollayalım genel başkanımıza. Ne dedik? 2 bayram birer maaş ikramiye. Önce veremezsin dediler. 7 Haziran'ı kaybedince 1 Kasım'a giderken biz de vereceğiz dediler. Olur dedik. Sonra klasik iş. Verdi sözü unuttu. Tam 3 yıl 6 bayram söz verdiği halde ikramiyenizi vermedi. 2018'de yerel 2018'de seçimlere giderken bayramda emekli ikramiyesi vereceğim dedi, 1.000 lira verdi. Biz itiraz ettik. Bir asgari ücret var, niye 1.000 lira veriyorsun dedik. Ama o beğenmediğimiz 1.000 lira o gün tam 24 kilo kıyma alıyordu. 24 kilo kıyma. İnanmayan gitsin kasaba sorsun. 2018'de kıyma 42 lira ve 24 kilo kıyma alıyordu emeklinin ikramiyesi. Şimdi 2 Nisan'da yatıracağım diyor. Kaç para? Önce 5 dediler, 3'e çektiler. 3 lira. Al 3.000 lirayı, git kasaba, kaç kilo kıyma alıyor? Zorlan 6 kilo. Sadece 2018'den 2024 yılına sofradan 16 kilo, 18 kilo kıyma kayıp. Ramazan mübarek gün, 30 sahur, 30 iftar, ardından bayram sofrası. Emeklinin mutfağından, emeklinin dolabından, emeklinin sofrasından, çocuğunun evladının kursağından 18 kilo kıymayı çaldılar sırf bayram ikramiyesinden. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Hangi hesabı yaparsan şaşmaz. Hangi hesabı? Dün akşam şalgama vurdum. 500 bardak şalgam 300 bardağa inmiş. Adana kebabı sorduk. 100 liradan 250 liraya çıkmış. Porsiyon hesabında 75 porsiyondan 40 porsiyona düşmüş. Yani hesabı altına da vursan, kıymaya da vursan, kebaba da vursan, şalgama da vursan, hep zarar, hep emekliye. Hüsran, hüsran, hüsran. Yeter artık bu. Bundan sonra ben Tayyip Bey'e dedim ki bir emekli kart çıkaralım. 7.000 lira ayda eksik ödüyorsun asgari ücretten. Hiç olmazsa onu verelim. Önce onu verelim. Dedi olmaz. Elektrik, su, telefon, doğalgaza %40 indirim verelim. Dedi olmaz. Sonra da çıktı dedi ki birisi çıkmış dedi Özgür Efendi. Emeklileri bana karşı kışkırtıyor. Yahu Tayyip Erdoğan emekliye
sen cebinden 5,5 altını, sofrasından 16 kilo kıymayı çalacaksın. Sonra emekli çıldırınca Özgür Özel kışkırtıyor diyeceksin. Vallahi de kışkırtacağım. Billahi de kışkırtacağım. Gün gelecek. Gün gelecek. Emeklinin yanında arkasında değil, önünde yürüyeceğim. Hakkınızı söke söke alacağım. Söke söke alacağım. Bu arada sadece sıkıntı emeklide değil. Burası benim memleketimle beraber pamuk üreten, beyaz altın üreten dünyanın en güzel ovası Çukurova burada. Burada adamı ters diksen dik çıkar. Toprak o kadar verimli. Ceyhan alnının terini toprağa damlatan, o topraktan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını kazanan, haramdan ve yalandan korkan, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan mert insanların memleketidir. Çiftçiye 19 liralık mazot geçen sene Mayıs'ta oldu, bugün 43 lira. Dün Antalya'da konuşuyordum 42 idi. Bir gün önce Burdur'da konuşuyordum 41 idi. Memleketimde konuşurken 40 liraydı, oldu 43 lira. 9 ayda %118 zam yapınca artık çiftçinin ürününü ekerken, dikerken, sürerken, çapalarken, külfülatör çekerken, toplarken, getirirken, götürürken maliyetleri artıyor. Ancak desteklemeler hem zayıf, hem eksik, hem de verilen sözler tutulmuyor. Avrupa Birliği diyor ki 2 lira yatırım yapıyorsa, 2 lira fon veriyorsa 1 lirası tarıma diyor. Ama bizimkiler gayri safi milli hasılanın, milli gelirin %1'ini verecekler kanunen. O 283 milyar yapıyor. Bunu 85'ini ödemiş, 178 milyar liranızı vermemiş. Peki bu parayı kime vermiş? Kur korumalı mevduata vermiş. Yani gariban köylüye vermemiş, godaman zengine vermiş, yazıklar olasıca. Yazıklar olasıca. Öbür taraftan köprüden geçmeyenin parasını ben öderim, uçmayan uçağın parasını ben öderim demiş. Geçiş garantilerine 155 milyar vermiş. Herkese parayı bulmuş, emekliye bulmamış, çiftçiye bulmamış. Şimdi Adana'dayız. Buradan Türkiye'deki bütün çiftçilikle uğraşanlara, hayvancılıkla uğraşanlara, bütün köylüleri hatırlatıyorum. Benim partimin genel başkanı, ilk cumhurbaşkanı diyordu ki çiftçi milletin efendisidir. Bu sonuncusu AK Parti'nin genel başkanı diyor ki Adana'da al ananı da git diyor. Şimdi sıra geldi sandıkta, artık Adana Tayyip Bey'e diyecek ki al adayını git artık buradan, al adayını git. Bakın, Ceyhan'da bizim ihtiyacımız olan elbette sosyal demokratların oylarıdır. Ama yetmez. Biz Ceyhan'da iyi insanların, iyi partililerin, yakasında güneş olanların, gönlünde güneş olanların ya da oradan kopmuş ama gönlünde vatan, millet, Atatürk sevgisi olanların elbette oylarına talibiz. Biraz önce 5 yıl İYİ Parti'de il başkanlığı yapan büyüğüm geldi. Tanıştık. Dedi ki Zeydan Başkan'la birlikteyiz. Bütün Adana'da birlikteyiz. Çünkü biz sizin gibi vatan severiz, memleketimizi severiz.
Eski dosttan düşman olmaz. Eski dosttan düşman olmaz. Bakın Tayyip Bey ittifak ortağına hem de yabancı değil Necmettin Erbakan Hoca'nın oğluna 9 ay önce metiyeler diziyordu. İttifak yapıyordu. Elini kaldırıyordu. Şimdi yeniden Refah Partisi ittifak dışına çıktı. Diyor ki cambaz bu diyor. İp cambazı diyor. Gölgemde yürüyor diyor. Bunlar dolandırıcı diyor. Diyor ki bu zübük diyor. Ya kardeşim bak bugün birlikte olursun yarın ayrı olursun. Ama bir sayın genel başkana zübük demek, ip cambazı demek şu demek. Tayyip Bey kimseyle samimi bir ilişki kurmuyor. Hep çıkar ilişkisi. Bugün oyu ona verirsen senden iyisi yok. Yarın biraz uzak durursan hemen hainsin, teröristsin, FETÖ'cüsün, zübüksün, cambazsın. Oysa biz neler neler duydu bu kulaklar. Ne diyor? Canınız sağ olsun. Çünkü biz sadece sosyal demokratların değil, milliyetçi demokratların, yalandan ve haramdan korkan muhafazakar demokratların, Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in, bütün demokratların, herkesin oyuna talibiz, herkesle birlikte yöneteceğiz, hepinize beraber hizmet edeceğiz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi, karşısındaki Cumhur İttifakı'nın bütün birbirine benzeyen kötü diline, kötü sözüne, tehdidine, deprem bölgesindeki şantajına, oy vermeyene doğal gaz vermem diyecek kadar hem yalana hem taş kalpliliğe karşı bambaşka bir ittifaktadır. İyi insanlarla, güzel insanlarla, memleketin neresinde doğmuş olursa olsun, nereden gelmiş olursa olsun, bu ülkenin güzel insanlarıyla, bütün Adanalılarla birlikte biz Adana İttifakı'yız, Türkiye İttifakı'yız. Tabii burada bir kez daha söyleyeyim. Kendilerine söz verdim unutturmak yok. Tayyip Bey geldiğinde 80 bin atanamayan öğretmen vardı. Diyordu ki bunları niye atamıyorsun? Madem mezun ediyorsun, niye öğrencisiyle kavuşturmuyorsun? Madem tayin etmeyeceksin, neden okuttun diyordu. Şimdi 1 milyon atanmamış öğretmen var. Ve onlara Tayyip Bey diyor ki, atanamayan öğretmenler, öğretmenin ne kusuru var da atanamamış? Sen atamamışsın, bir de önüne mülakat çıkarmışsın. Geçen seçimlerde memuriyet alımlarında, öğretmen alımlarında mülakat olmayacak diye söz verdi. Mülakatı kaldırmıyor. Öğretmenler 80 bin mülakatsız atama istiyor. Onların sesi olacağız. Onlara sahip çıkacağız. Staj mağdurları var. Geçmişte staj yapmış, çıraklık yapmış, ödemiş ama sayılmamış. EYT çıkmış, emekli olamamış. İş ver çalışayım, iş yok. Bırak emekli olayım, geçmişteki stajını saymıyor. Onların da meselesinin sonuna kadar arkasındayız. Yıllarca söyledik, taşerona kadro getirdik ama dışarıda bırakılanlar var. Kit işçileri var, bit işçileri var, mağdurlar var. Hepsinin sesi olmaya, hepsine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Ayrıca ister emekli olsun, ister çalışan, ister memur olsun, ister işsiz kalan, kim olursa olsun bugün iktidar onları değil zenginleri düşünüyor. Garibanları değil godamanları düşünüyor. Güvencesizleri değil
limitsiz parası olanları, sınırsız parası olanları, süper zenginleri düşünüyor. Ve sizleri, halkımızı ezmek istiyor. Buradan, Ceyhan'dan bir kez daha söylüyorum ki, kimseyi sana ezdirmeyiz. Sol sosyal demokrat bir parti olarak herkese sahip çıkacağız. Kimseyi ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye İttifakı, Türkiye İttifakı, Adana'da Adana İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar var. Onu seviyor muyuz? Vallahi biz de çok seviyoruz. Ve Zeydan Karalar 5 yıl önce ya benim de bir mitingime gel dediğinde karanlık bir Adana akşamında 3 meydanda miting yapmıştık. Farklı farklı mahallelerde. 3 farklı meydan, 3 farklı mahalle, 10 binlerce insan vardı ve herkesin gözünde bambaşka bir ışık vardı. O günden bugüne bütün Adana'ya ayırmadan kayırmadan temiz hizmet etti. Ve bugünlere geldiğinde Adana'da çok büyük bir hüsnü kabul. O gün insanların gözündeki umut, bugün mutluluk. Ve bundan sonra Adana'da bir dönem daha size hizmet etmeye, Adana'nın yüzünü güldürmeye, yoksuluna, garibanına, canından çok sevdiği hemşehrilerine sahip çıkmaya, Adana'yı bir marka kent yapmaya, eski günlerine kavuşturmaya, Adana'yı çekim merkezi haline getirmeye, gençlerin yüzünü güldürmeye bundan sonraki dönemde 5 yıl boyunca size hizmet etmeye geliyor. Zeydan Başkan'a 31 Mart'ta ikinci kez bu onurlu görevi verecek misiniz? Ona evet. Güveniyor musunuz? Ona evet. İnanıyor musunuz? O da sizi seviyor. Biz de ona güveniyor ve inanıyoruz. Başta söyledim. Kadir Aydar benim kardeşim. Eğer kabul buyurursanız Ceyhanlılar, o benim size özel emanetim. Özel emanetim. Özgür Özel'den Ceyhan'a özel rica, özel, özel. Bir mağduriyeti ortadan kaldırın. Bir haksızlığı ortadan kaldırın. Yarım kalan bir hikayeyi bu sefer sandıkta sonlandırın. Bu gencin önünü açın. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Kadir ne zaman bana ihtiyaç duysa yanında değil, kapı gibi arkasında olacağım. Kapı gibi arkasında. Adana'mızın kıymetli milletvekilleri var. Her birisi bizim için çok değerli. Dördü birlikte koşuyorlar. Birlikte çalışıyorlar. Biz her birisine, Müzeyyen Başkan'a, Orhan Başkan'a, Burhan Başkan'a ve neredesin abi? Ayhan Başkan'a ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum. Size de onlara sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Genç il başkanımız kısa konuştu ama güzel konuştu. En sonunda da kurban olayım size dedi. Ben gerçekten bu genç başkanımızın emeklerini görüyorum ve her birinize Cumhuriyet Halk Partisi'ne ki baba evimizdir, baba evine sahip çıktığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye İttifakı'nın renklerini biliyor muyuz? Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, en büyük. Kadir kazanacak,
Ceyhan kazanacak. Zeydan kazanacak. Adana kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak. Türkiye kazanacak. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Adaylarımızı size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Belediye başkan adaylarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanımız, il başkanımızla beraber barış fotoğrafı, değil mi? Zafer fotoğrafı çekiliyorlar Ceyhan'dan, Adana'dan. Bize, işimiz, gücümüz Türkiye. Teşekkürler Ceyhan. İyi ki varsınız. 31 Mart'ta Ceyhan'da Kadir Başkan'a, Büyükşehir'de Zeydan Başkan'a desteklerimizi veriyoruz. Ve tekrardan Ceyhan'a ve Adana'ya Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını tekrardan dikiyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Değerli Ceyhanlılar, görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.